Çocuğumu İslami bir terbiye ile yetiştirmek istiyorum. Ne yapmalıyım? Vallahi bu zamanda cemaatsız çocuk büyütmek neredeyse mümkün değildir. Bakın benim ömrüm İslami ilimlerle geçti, İslami hizmetlerle geçti. Bakın ben bir hocayım, ben bilen cemaat çalışmamız olmasa ben çocuklarımı eğitemem. Çünkü çocuklara sırf böyle han şöyle yap, böyle yap, böyle ol, şöyle ol demeyle olmuyor yani. Yani tabi şekilde cemaatin içinde öğreniyor. Öyle zorlamayla değil yani. Yani bu zamanda tek başına olanlar yarın görecekler. Çocukları namaz bile kılmayacak. Göreceksin. Bu zamanda cemaatsiz çocuk büyütülemez. Ha cemaat da her zaman kesin çözüm değil. Cemaat olacak yanında bir de anne baba İslam'ı hizmetlerle faaliyetlerle meşgul olacaklar ve çocuklarına ilgi ilgi gösterecekler. Yoksa e, çocuğa İslam'ı öğretmek e, mümkün değil. Çocuklarla ilgilenmiyorlar. Anneler babalar çocuklarına ilgi göstermiyor. En kıymetli varlıklarımız çocuklarımızdır. Ne maldır ne mülktür. Çocuğuna önem vermiyor, mala, mala önem verdiği kadar. Dışarıda geziyor baba. Akşam eve geliyor, akşam da elinde kumanda televizyon izliyor. Sen bu çocuklara ne zaman zaman ayıracaksın? Bu şekilde çocuk mu büyütülür? Çocuklarınızı İslami terbiye ile yetiştirmek istiyorsanız bir de sizi sevmeli çocuklarınız. Sizi severse davanızı da sever. Sizi severse dininizi de sever. Ama anayı babayı sevmiyorsa onların dinini de cemaatini da davasını da sevmez. Neden ana babayı sevmez çocuklar? Çünkü analar babalar çocuklara gereken ilgiyi göstermiyor. Yani bir taraftan çocukların cemaat içinde büyütülmesi, bir taraftan onlara İslami bir eğitim verilmesi, cemaat içerisinde ve onlara zaman ayrılması, ilgilenilmesi, onlara kitap okutulması ve anne baba her ikisi de hizmetle uğraşan insanlarsa Evde mutlaka konu açılacak, konuş karı koca konuşacaklar. Şunu şöyle mi yapalım, böyle mi yapalım, şöyle mi olsun, böyle mi olsun filan şunu dedi, filan bunu dedi. Evde konu sürekli İslam ve İslam'a hizmet. Çocuklar da o ortamda büyü büyüyeceği için onlar da zamanla o konulara dahil olacaklar. Anne şöyle yapalım, baba böyle yapalım demeye başlayacaklar. İşte o zaman onları kazanmış olacaksınız. İşte o zaman işin içine girmiş olacaklar. Yoksa evde konu filan akraba şunu dedi. Mal konusu, akraba, gıybet, dedikodu. Evde konu böyle şeyler olduğu müddetçe ortada ne Filistin var, ne dava var, ne gençliğimizin hali var, ne cemaat çalışması var. Ne yapacağız diye bir dert yok. Çocuk nasıl İslami terbiye ile terbiye edilecek ki? Ve yarın o çocuklar anaya, anaya babaya gayet saygısız olacaklar. Namaz bile kılmayacaklar ve gitgide büyüdükçe uzaklaşacaklar. Bunu istemeyenler söylediğim noktalara dikkat etmeliler.